Almanya'da yapılacak genel seçimler yaklaştıkça kampanyalar iyice hızlandı. Sosyal Demokrat Parti Berlin'de büyük bir miting yaparak rakiplerine meydan okudu. Başbakan Angela Merkel'in en büyük rakibi olarak görülen Sosyal Demokratlar, Euro karşıtlarına seçim günü prim verilmemesini istedi. Sosyal Demokratların lideri çıkarlarına dikkat çekti. Avrupa'yı bir bütün olarak tutmak sadece politik çıkarımız değil, ayrıca bunda ekonomik çıkarlarımız da var. Bu nedenle yalancı köyün kavalcılarını seçim gününde takip etmeyin. Hristiyan Demokratların lideri Başbakan Angela Merkel ise Fulda'da yapılan seçim çalışmalarına katıldı. Çalışmalarını son güne kadar sürdürecek olan Merkel'in sadece %1 farklı önde olduğu ortaya çıktı. Son yapılan anket Merkel'in partisini %40'ta gösterirken koalisyon ortağı Hür Demokratlar ise %5.5'te kaldı. Sosyal Demokratların başını çektiği 3 sol partinin %44.5 oy aldığı ortaya çıktı. Euro karşıtlığıyla öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi ise %4 oy alarak %5'lik barajı aşamıyor. Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti lideri Guido Westerwelle de Bonn'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Westerwelle Berlin duvarı yıkıldığında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hans Genscher'le seçmenlerden destek istedi.